falan yapılabildi. Bunun sonucunda aile bir araya gelmiş işte. Ki siz ulaşamazsanız eğer aile fertlerinden bir tanesi gelmez, yetkililere gidip çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yardım almanız açısından. Yardım almanız çok kolay. Biz ailemizle böyle bir plan yaptık. Yalnız 4 kişilik bir aileydi. Üçümüz katılıp sağladı bu plana ama bir kişi gelmedi. Onun işte hayatından endişe ediyoruz. Veyahut da bir zarar gelmiş olmasından korkuyoruz şeklinde. En son görüldüğü yeri bildirerek yardım alabilirsiniz. Yani bu planın hazırlığı bu yönden sizin için katkı sağlar. Yardımı çok kolaylıkla alabilirsiniz. O neden yardımı kolaylıkla almanın önemi 72 saat kısımda söyleyeceğim onu. Afet dirençli yapılarda yaşayın. Şimdi biz yaşadığımız bir ev kiralarken veyahut da bir ev alırken afete dirençli olup olmadığını sorguluyor muyuz? Bunu genelde yapmıyoruz. İşte bizim için önemli olan ne oluyor? Hastaneye yakın mı, okula yakın mı, işe yerine yakın mı, işte pazara yakın mı? Genelde bu tarz şeyleri sorgularız. Yani bizim daha çok hayatımızı kolaylaştıracak şeyleri sorguluyoruz biz. Ama bu değiştiği zaman eğer biz bunları sorgularsak yeni yapılacak evler ne olur? Burada bu afet dayanıklı şekilde yapılır. İmar edilir. Zorunlu deprem sigortası diye geçiyordu aslında. Doğal afetler sigortası kurumu DASK. Bu sadece depremi değil. Deprem, yangın, sel, olumsuz hava koşulları, hırsızlık, acil, sağlık problemi, kazaları kapsayan bir sigortadır. Çok cüzi bir meblağ. İlk ev kiralarken veyahut da işte, yani sanırım elektrik aboneliğini üzerinize alırken zorunlu. Bunu istiyorlar. DASK olmadan elektrik aboneliği vermiyorlar. Ondan sonraki yıllar isteğe bağlı olarak yapıyorsunuz. Çok yüksek bir meblağ değil. Düşerek kaçış yolumuzu kapatabilir. Bize fiziksel olarak zarar verebilir. Yani biz bu önlemleri almazsak bir afet durumu. Yani binamız yıkılmadı. Yani şöyle diyeyim, yaralanmaların yaklaşık %50'si bu evin içindeki şeylerden meydana geliyor. Ufak tefek yaralanmalar, bir afet durumundaki yaralanmalar. Yapısal olmayan ekipmanlardan, eşyalardan meydana geliyor yaralanmalar. Ya bu biz de deprem tehlike havu da diyebiliriz veya da afet tehlike havu da diyebiliriz. Evin içindeki riskleri belirleyebiliriz. İşte bir televizyon, eğer sabitlenmemişse bunu sabitleyelim. Her zaman söylerler. İşte duvarda panolar, resimler varsa sabitleyelim. İşte lambalarımız kapaklı değilse, bu floresan lambalar falan bazen açıkta duruyor. Kırılarak bize zarar verebilir. Örneğin, genelde kapı girişlerinde, koridorda, kapının girişine yakın yerlerde bir vestiyer olur. Bu vestiyer sabit değilse üzerimize düşerek zarar verebilir. Yani bu vestiyeri neden söyledim? 2011 yılında Van depreminde ben evde değildim, eşim evdeydi. Çocukla beraber dışarıdaydım. Deprem meydana geldi diye eşim benim söylediklerimi yapıyor. O dönem orada kiracı olarak oturduğum için sabitleme yapamamıştım. Ev sahibi izin vermiyordu. Böyle de bir sorunumuz var kiracılar için özellikle. Eşim birinci deprem olduğunda önlemini alıyor. Kendisi çok kapatıldı. O dönem işte cenin pozisyonuydu. Ondan sonraki dönemlerde çok kapatıldı oldu. Birazdan onu da işleyeceğim. Söylediğim şekilde doğru davranış şeklini sergiliyor. Deprem bittikten sonra tekrar dışarıya çıkmak istediğinde tam koridorlardan geçerken artçı deprem beyi geliyor ve birinci depremde yıkılmayan vestiyer artçı depremde yıkılarak eşimin bacağının üzerine düşüyor. Ve eşim orada mahsur kalıyor. Komşular sağ olsunlar aşağı inenler sesini duyarak onu oradan kurtarıyorlar ve aşağı iniyorlar. Yani bu tarz yaralanmalara, bu tarz şeylere maruz kalabilirsiniz. O yüzden bu yapısal olmayan riskleri, elemanları evde sabitleyerek kendimizi koruyabiliriz. Gelebiliriz en azından basit bir yöntemle. Bunu söyleyebilirim. Raflarda bulunan eşyaların önü açık bulunması, işte panolardan, resimlerden bahsettik, avizelerden bahsettik, dolaplar veya ağır eşyalardan, beyaz eşya, ısıtıcı, kombi, elektrikli ekipmanlar dedik, elektrikli ekipmanlar. İtfaiye ekipleri, işte ona göre araç ve ekipman getirilir. Yani zemin kattaki bir yangını yüksek merdiven taşıyan bir araç getirmek mantıklı olmaz. Hem işi aksatır, daha büyük bir araçtır bu, gelmesi daha uzun sürer. Veya yüksek kattaki bir apartmanı hiç, yüksek katlarda meydana gelen bir yangını hiç merdiven olmayan bir araç getirilirse o da daha kötüdür. O yüzden bunlara dikkat edelim. Bilgi
bilgileri verirken, şimdi bölge dışı bağlantısı ve şeyi destek kişisi belirleyelim. Bölge dışı bağlantısı belirlerken, bunun ne işe yaradığından bahsedelim, bölge dışı bağlantısı. İşte özellikle başkentte büyük şehirler dışında, yani yoğun yaşanan şehirler dışında bir bağlantı kişisi seçelim. Bu bağlantı kişisi ne yapacak, yani ne işe yarayacak kısacası, onu diyelim, ne işe yarayacak. Bir deprem olduğunda Aksaray'ı ele alalım. Aksaray'ın merkez nüfuslandığınız ilaçlar, alerjiler. Çünkü hastaneye kaldırıldığınız zaman bir eğer böyle bir kartınız varsa alerjileriniz bilinir, kullandığınız ilaçlar bilinir, geçirdiniz. Ona göre müdahaleler, yaralı kurtulduysanız ona göre müdahaleler yapılır.